10 Şubat Perşembe, Cumhuriyet Gazetesi, Mehmet Ali Güller, 15 maddede Şi Putin bildirisi. Önümüzdeki 10 yıllarda yazılacak siyasi tarih metinlerinde yeni dünyanın kuruluşuna referans gösterilecek tarihlerin en önemlilerinden biri 4 Şubat 2022 olacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı ortak bildiri işte o değerdedir. O nedenle ilk gün Çin ve Rusya'dan Yeni Dünya Düzeni Bildirisi başlığıyla değerlendirdiğimiz o tarihi metni bugün daha ayrıntılı inceleyeceğiz. 1. Yeni dönem, yeni güç dağılımı, yeni düzen. İki ülke uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını, yeni güç dağılımının oluştuğunu, bu nedenle uluslararası toplumun kalkınma hedefli yeni bir uluslararası düzen talep ettiğini saptıyor. 2. Çok kutupluluk İki ülke çok kutupluluğu ilerletmeyi ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini desteklemeyi savunuyor. 3. Çok taraflılık. İki ülke dış politika koordinasyonunu güçlendirme, gerçek çok taraflılığı sürdürme, çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirme, ortak çıkarları savunma, uluslararası ve bölgesel güç dengesini destekleme ve küresel yönetişimi iyileştirme hedefini ortaya koyuyor. 4. Güçlü Birleşmiş Milletler, G7 yerine G20, Dünya Ticaret Örgütü'nde reform. İki ülke Birleşmiş Milletlerle gerçek çok kutupluluğu arama ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin merkezi ve koordine edici rolü hedefiyle güçlü Birleşmiş Milletler mesajı veriyor. Uluslararası ekonomik işbirliği konularını ve krizle mücadele tedbirlerini tartışmak için önemli bir forum olarak G20 formatını destekliyor. Dünya Ticaret Örgütü reformunda aktif rol aldıklarını belirtiyor. 5. Rusya-Çin İttifakı İki ülke aralarındaki ilişkilerin Soğuk Savaş döneminin askeri politik ittifaklarından daha üstün olduğunu ilan ediyor. 6. Çin-Rusya-Hindistan Ortaklığı İki ülke Rusya-Hindistan-Çin formatı dahilinde işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor. 7. Kuşak ve Yol Büyük Avrasya Ortaklığı İki ülke kuşak ve yol inisiyatifine paralel ve eş güdümlü olarak büyük Avrasya ortaklığını inşa etmeye odaklandıklarını belirtiyor. 8. NATO'nun genişlemesine itiraz İki ülke NATO'nun daha da genişlemesine karşı çıkıyor ve NATO'yu soğuk savaş yaklaşımlarından vazgeçmeye, diğer ülkelerin egemenliğine, güvendiğine ve çıkarlarına uygarlık, kültürel ve tarihi geçmişlerinin çeşitliliğine saygı duymaya çağırıyor. 9. Amerika'nın füze planına itiraz. İki ülke Amerika'nın füze anlaşmalarından çekilmesini bu ülkenin saldırgan amaçlarının göstergesi olarak saptıyor. İki ülke Amerika'yı Rus girişimine olumlu yanıt vermeye ve yeni füze yerleştirme planından vazgeçmeye çağırıyor. 10. Asya Pasifik Barışı İki ülke Amerika'nın Hint-Pasifik stratejisinin bölgeyi olumsuz etkilediğini belirtiyor ve Amerika'nın Asya-Pasifik bölgesine hedef alan AUKUS tipi yeni ittifak çabalarına karşı çıkıyor. 11. Bölünmez güvenlik anlayışı. İki ülkeye göre uluslararası toplum evrensel, kapsamlı, bölünmez ve kalıcı güvenliği sağlamak için küresel yönetişime aktif olarak dahil olmalıdır. 12. Turuncu darbelere karşı işbirliği. İki ülke Amerika'nın renkli devrim girişimlerine karşı çıktığını belirterek bu alanda işbirliği yapacaklarını ilan ediyor. 13. Terörle mücadelede çifte standarda itiraz ve işbirliği. İki ülke terörle mücadele konularının siyasallaştırılmasına ve çifte standart politikasının araçları olarak kullanılmasına, Terörist ve aşırılık yanlısı grupların yanı sıra terör örgütlerinin kullanımı yoluyla jeopolitik amaçlarla diğer devletlerin iç işlerine müdahale edilmesine karşı çıkıyor. Ayrıca iki ülke terörle mücadelede ortaklıklarını geliştireceklerini belirtiyor. 14. Yaptırımlara karşı mücadele. İki ülke Amerika'nın yaptırımlarına karşı çıktıklarını kaydederek ekonomik eşitsizliğe karşı ortak mücadele edeceklerini vurguluyor. 15. Demokrasi ve insan hakları sopasına itiraz. İki ülkeye göre devletinin demokratik olup olmadığına karar vermek sadece ülke halkına bağlıdır. İki ülke demokrasi ve insan hakları savunuculuğunun diğer ülkeler üzerinde baskı oluşturmak için kullanılamayacağını belirtiyor.